Merhaba sayın seyirciler. Bu programımızda sizlere organizasyonu süren sınavlarımızdan bahsedeceğiz. Programımızda açık öğretimden sorumlu rektör yardımcımız Profesör Doktor Aydın Ziya Özgür bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ve açık öğretim fakültesi dekan yardımcısı yardımcı doçent doktor sayın Kamil Çekeroğlu. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam en yakın tarihte güz dönemi ara sınavları var sanırım. Hemen tarihlerini hatırlatarak başlayalım mı? Evet, üniversitemiz açık öğretim sistemi 2012-2013 öğretim yılı dönemlik kredili sistemdeki bütün programların, bu yıl dönemlik kredili sisteme geçen bütün programların güz dönemi ara sınavları 5 Ocak 2013 Cumartesi günü ve 6 Ocak 2013 Pazar günü sabah 9.30'da başlayacak. Öğleden sonra da 14'te başlayarak sınavlarımızı gerçekleştireceğiz. Tabii bu sınav tarihlerini öğrencilerimizi çeşitli ortamlarla duyurduk ama bu öğretim yılı 30. yılını kutlayan Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Sistemi'nde çok önemli değişikliklerin eğitim-öğretim süreçlerinden, öğrencilere sunduğumuz öğretim materyallerinin tasarımı ve üretiminden, yeni bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı yeni olanaklardan, TRT Okul'un sunduğu olanaklardan farklı olarak sınav sisteminde de çok önemli değişikliklere gittik. Tabii öğrenci arkadaşlarımız bu öğretim yılında kendilerine sunduğumuz, basılı olarak verdiğimiz, bürolardan verdiğimiz ders kitaplarına çalıştılar. Akademik danışmanlık hizmetleri sunduğumuz merkezlere hafta sonları ya da hafta içlerinde mesai bitiminde giderek öğretim elemanlarıyla ve diğer öğrenci arkadaşlarıyla etkileşim içinde oldular. İçinde yayın yaptığımız TRT Okul kanalından çeşitli programları seyrederek sınavlarına çalıştılar ve iyi bir plan yaptılar ve bu planın sonunda da, ders çalışmaların sonunda da 5-6 Ocak tarihlerinde güz dönemin ara sınavlarını gerçekleştireceğiz. Gerçekten her alanda olduğu gibi sınav sisteminde de önemli değişikliklerle öğrencilerimizin karşısındayız. Hocam dediğiniz ortamlardan derslere çalışıldı, sınav tarihi de yaklaştı. Peki sanırım artık sınav belgelerini adreslerine göndermiyoruz değil mi hocam? Hayır, sınav giriş belgelerini öğrencilerimizin artık internet adreslerinden edinmelerini istiyoruz. Bunu zaten geçen sene bütün programlarımızda başlatmıştık. Öğrencilerimiz TC kimlik numaraları veya öğrenci numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıkları internet sitesinden, yani http://öğrenci.anadolu.edu.tr internet adresinden kendilerine ait sayfalarından bu sınava giriş belgelerini dökebilirler. Şu anda zaten onları erişime açtık. Yani o sınava giriş belgelerini döküyorlar. Burada öğrencilerden iki isteğim olacak benim. Birincisi, sınava girecekleri binayı eğer daha önceden bilmiyorlarsa yani mutlaka gidip binalarını bir görsünler. Sınav günü hani kaybolma gibi, gecikme gibi bir sorun yaşamasınlar. İkincisi, şifrelerini eğer yoksa veya kaybettilerse mutlaka edinsinler. Bunu çağrı merkezimizi arayarak veya etkileşim merkezimizi arayarak veya her ilde bulunan açık öğretim fakültesi bürolarına başvurarak o şifrelerini edinebilirler. Bu sınavın boyutu oldukça büyük hocam. Aslında biraz o sürecinden bahsedelim istiyorum. Mesela kaç ilde var, daha doğrusu kaç ülkede var bu sınav? Gerçekten açık öğretim sistemi bugün itibariyle Batı Avrupa'da yaklaşık 30 ülkede, Azerbaycan'da, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde ve Türkiye'de bütün illerde eğitim öğretim sistemini sürdüren bir kurum. Ve bu öğretim yılında yine dönemlik kredili sisteme geçmemiz, program yeterliliklerini, öğrenme açıklarını yeniden düzenlememiz, ikinci üniversite olanakları gibi, öğrencilere dikey geçiş olanakları gibi sunduğumuz çeşitli olanaklarla bu öğretim yılında da öğrenci sayımız geçtiğimiz yıla göre %12 civarında arttı. Ve biz bu kapsamda şu an itibariyle aktif pasif 2,5 milyona yakın öğrencimiz olmasına rağmen 1 milyon 330 bin öğrencimiz bu güz döneminde sınavlara girecek. Tabii sınavların organizasyonu, bu 1 milyon 300 bin öğrenci için yapılacak sınavların hem Türkiye'de hem de yurt dışındaki merkezlerde yapılması ciddi bir planlamayı, ciddi bir organizasyonu gerektiren bir durum. Çünkü üniversitede ve üniversitenin dışında işbirliği yaptığımız çok çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve işgücüm içinde biz bu faaliyetleri yerine getiriyoruz. Örneğin şöyle başlarsak, öğrenci arkadaşlarımızın kayıt yenilemelerinden hemen sonra öğrenci arkadaşlarımızın sınava girmeleriyle ilgili organizasyonlar başlıyor.
Zaten yıl boyunca hazırladığımız öğretim materyallerine paralel olarak sınav sorularımız editör ve yazarlarımız tarafından hazırlandıktan sonra ölçme ve değerlendirme merkezimiz test araştırma biriminde redakte edilerek soru haline getiriliyor. Bu arada yine bütün sınav merkezlerimizde çeşitli üniversitelerle işbirliği yapıyoruz, kurumlarla işbirliği yapıyoruz. İçişleri Bakanlığı ile işbirliği yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapıyoruz bu sınavların yürütülmesinde. Ve bu kapsamda da sınav görevlilerinin atanması, sınava yapılacak binaların hazırlanması, sınav güvenliğinin sağlanması, üniversitemizin matbaasında yaklaşık 20 günlük bir kapalı devre ile sınav sorularının hazırlanıp, basılıp ve güvenli bir şekilde paketlenerek sınav merkezine ulaştırılması gerçekten çok önemli bir organizasyon. Sonuç olarak biz 1 milyon 331 bin öğrenci için son derece titiz, güvenli ve öğrencilerimizin derslerde sunduğumuz öğrenme çıktılarına göre başarını ölçeceğimiz bir sınav sistemine şu an itibariyle hazırız. Oldukça düzenli işleyen bir süreç hocam bu. Biraz sayısal verilerden aslında bahsetmenizi isteyeceğim ben sizden bu organizasyonun büyüklüğünün anlaşılabilmesi için. Tabii ki organizasyonel büyüklük dediğimizde herhalde dünyada yapılan en büyük sınav organizasyonlarından bir tanesi dememiz çok abartı olmayacaktır. Bizim şu anda kayıtlı güz döneminde 1 milyon 332 bin tam olarak öğrencimiz var. Bunu biz 4 oturuma girdiğini yani ders dağılımındaki sınavlarda cumartesi sabah ve öğleden sonra, pazar sabah ve öğleden sonra 4 oturum halinde gerçekleştirdiğimizi ve bir öğrencinin birden fazla oturuma girdiğini düşünürsek yaklaşık 3 milyon kişiye bir sınav organizasyonunun gerçekleştirildiği gibi bir sonuca ulaşabiliriz. Bunun için tabii ki bizim organizasyonda bu çalışmalar çok öncesinden başlıyor. Öğrencilerin işte kayıt çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, kayıtlarının sona ermesiyle birlikte organizasyonel olarak bütün Türkiye'deki binalarımızda ve gene yurt dışındaki de diyebiliriz. Binalarımızın önce organizasyonu, salonların sıralara kadar organizasyonu, onların sistemde tanımlanması, ardından öğrencilerimizin o binalara, salonlara yerleştirilmesi sınav için her oturum bazında ve sonrasında da tabii ki görevlilerin gene o salonlarda görev alacakların belirlenmesi gibi oldukça yoğun bir süreç yaşamış oluyoruz. Burada tüm illerdeki üniversitelerden ve oralardaki hocalarımızdan destek alıyoruz yoğun biçimde. Toplam sayıya baktığımızda da görevli sayısında yaklaşık o hafta sonu 5-6 Ocak tarihinde 360 bin civarında bir görevlimiz görev almış olacak sınavlarda. Burada tabii ki sınavın bizim için birincil önceliği bütün öğrencilerimiz için çok güvenli bir ortamda sınavın gerçekleştirilmesi olabilir. Öncelikli konumuzdur. Bunun için de emniyet birimlerinden efendim çeşitli ulaştırmaya, lojistiğe kadar birçok farklı ayağı tabii ki var bu sürecin. Tüm bunların planlanmasını gerektiriyor. Türkiye'de yaklaşık 3700 farklı binada yapıyoruz ama oturum bazında düşündüğümüzde 7000'in üzerinde bir bina kullanmışız gibi bir durum ortaya çıkıyor ve yaklaşık herhalde 80 bin civarında salona tekabül ediyor bu organizasyon. Ve bunun için sınavları gene kapalı mühürlü kutularımızda o sınav salonlarına kadar, binalara kadar ulaştırıyoruz ve yaklaşık 26 bin tane kutu, bunun için sınav evrakının bulunduğu kutu hazırlanmış oluyor. Ardından tabii ki burada öğrencilerimizin de artık gelip, yani bizim için en doğru şey öğrencinin dersleriyle, o aldığı sınava giriş belgesiyle doğru binaya, doğru salona ve doğru sıraya gelip oturmasını sağlamak sağladığımızda da artık bizim için her şey doğru yönde işlemiştir diyebiliriz. Tabii burada sınavın yürütülmesiyle ilgili ayrıntılı birkaç sayısal veriyi de ben bir kere daha ilave etmek isterim. Buyurun hocam. Dönemlik kredi sistemde olduğumuz için bu dönemde 550 farklı dersimiz var ve bu kapsamda da yaklaşık 12 bin farklı soru öğrenci arkadaşlarımız için hazırladık derslerdeki başarılarını ölçmek adına. Yine üniversitemizden de 1000'e yakın öğretim elemanı ve idari personelimiz sınavların sınav merkezlerinde hem yurt içinde hem yurt dışındaki sınav merkezlerinde güvenli olarak yürütülmesinde çeşitli görüş ve sorunların yerinde tespit açısından da yaklaşık 1000'e yakın arkadaşımızı da üniversiteden ilgili merkezlere gönderiyoruz. Öğrencilerimiz açısından şunu söyleyebiliriz. Yani sınavlarda çokça karşılaştığımız öğrencilerden gelen talepler olarak düşünürsek öğrencilerimiz örneğin bu sınavla başladığımız bir yenilik her öğrencimiz
cevap kağıdında sadece sorumlu olduğu cevap, derse ilişkin bir cevap sütunuyla karşılaşmış olacak ve onun kadar o derste sorulan soru sayısı kadar bir cevap anahtarı önünde olmuş olacak. Daha önce daha fazla cevap anahtarları olabiliyordu. Burada eğer öğrencilerimiz gene sınavda sıkça gelen kendilerinden işte bu soru yanlış, bu soru farklı gibi şeyleri varsa bizim onlardan beklentimiz tabii bu büyüklükte bir organizasyonda o anda onun talebine cevap verebilecek bir durumda olamayız. Mutlaka cevaplamaya doğru bildikleri şekilde soruları, bütün soruları cevaplamalarını bekliyoruz öğrencilerimizden. Onu yapmalılar. Yani sınavdan sonra zaten bu yönde bir şeyleri varsa fakülteye, üniversitemize başvurarak o talepleri mutlaka değerlendiriliyor diyebiliriz. Yani bizim burada öğrencimiz için hani güvenlik içinde olması ama öğrencimizin de mutlaka kafasının çok sakin biçimde tamamen dersine, sınavına odaklandığı bir ortamın oluşmuş olması gerekiyor. Burada da öğrencilerimizden o yönde bir beklenti içerisinde oluruz. Tabii bir konu daha var, çok önemli. Biz tabii bu sınav döneminde yeni bir yeniliğimiz olarak da her ders için artık öğrencilerimize 20 farklı soru soruyoruz. Ve bu kapsamda da her ders için öğrencilerimizin ayırdığımız süre 30 dakika. Bu öğretim yılında ilk defa olmak üzere bu sınav döneminde sabah sınavlarımız sabah 9.30'da başlayacak. Öğleden sonraki sınavlarımız da 14'te başlayacak. Bu geçtiğimiz yıllardan özellikle kayıt yenileten öğrenciler açısından kendileri aldıkları sınava giriş belgelerinde ve sınavın saatleri ve yerleri konusuna bir kere daha özenle bakmaları ve sınavlara gelirken bu zamana etkin bir şekilde öğrenip ona göre sınav merkezlerine ulaşmalarını önemli kendilerinden rica ediyoruz. Sınava giriş belgelerini doğru kontrol etmek çok önemli bu noktada. Çünkü sınavda biliyorsunuz kurallarımız çok katı ve bu kuralları bu sistemin bugüne kadar güvenilir bir şekilde gelmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi koyduğumuz kuralları hem öğrenci arkadaşlarımızın hem de kendimizin bugüne kadar hiç esnetmemesinden kaynaklanıyor. Yani dolayısıyla öğrenci arkadaşlarımız da sınav yerlerine zamanında gelerek, önceden gelerek bu sınavlara riayet etmeleri ve en fazla biliyorsunuz 15 dakikalık bir geç gelen öğrenciyi sınava alabiliyoruz. Ve öğrenci arkadaşlarımız özellikle mevsimin kış olması nedeniyle de bu zamanı bir kere daha dikkatli bir şekilde kullanmalarını öneriyoruz. Hocam özürlü öğrencilerimiz ve cezaevlerinde bulunan öğrencilerimiz için de ayrı bir sınav organizasyonu yapılıyor değil mi? Yani ayrı derken tabii kendilerine özel uygulamamız var. Gene aynı saatlerde başlar sınavımız onlar içerisinde. Onlar için de aynı şekilde bütün kurallarımızın işlediği, uygulandığı bir sınav ortamı mutlaka söz konusu. Ama tabii ki kendi özel durumlarını dikkate alarak onlar için organizasyonumuz birazcık daha farklılaşıyor. Örneğin cezaevindeki öğrencilerimiz Adalet Bakanlığı'na başvurup oradan aldıkları izin doğrultusunda Adalet Bakanlığı'nın bize şu cezaevinde şu öğrencimiz sınava girecektir dediğinde biz o cezaevine gidip hemen sınavımızı gerçekleştirebiliyoruz. Yani Adalet Bakanlığı'nın o izni bize vermiş olması gerekli. Bu kapsamda Türkiye'de yaklaşık 150 civarında cezaevinde sınavı gerçekleştiriyoruz. Özel önem verdiğimiz bir kitle mutlaka. Engelli öğrencilerimiz için de şunu söyleyebiliriz. Engelli öğrencilerimizde destek hizmetlerimiz vardır sınavlarda. Örneğin hocalarımız öğretim elemanları görevlendirilir sınavlarda, yanında olurlar. Ortopedik özürlü öğrencilerimiz için giriş katlarında kolay ulaşabilecekleri sınıflar, salonlar, binalar ayarlamaya çalışırız. Burada toplamda yaklaşık 2500 tane engelli öğrencimiz sistem içerisinde kendilerine yönelik işte bu hizmetleri memnun edecek düzeyde vermeye çalışıyoruz açıkçası. Burada tabii diğer bir konu da biz artık özellikle engellilerle eğitimin güçlendirilmesi, onlara verdiğimiz önem bugün Avrupa'da da çok tartışılan bir konu. Biz de bu kapsamda engelli öğrencilerimizin kendi özel engellerine bağlı kalarak da çok çeşitli bilgi ve iletişim teknolojileri aracıyla onlara yenilikler sunmak için pilot çalışmalarımız devam ediyor. Çok kısa bir zaman sonra umarım belki ikinci dönem bunu gerçekleştirebileceğiz. Görme engelli öğrenci arkadaşlarımız için tablet bilgisayarlardan herhangi birisine destek ihtiyacı olmadan sınav yapabilir noktasında şu anda araştırma geliştirme faaliyetlerimiz sürüyor. Bunu da bitirdiğimiz anda pilot uygulamasıyla birlikte engelli arkadaşlarımızın daha başarılı olmaları ve birilerine bağımlı olmadan kendi sınavlarını yapabilmeleri konusunda da önemli çalışmalarımızı yakında paylaşacağız diye bu müjdeyi de vermek istiyorum.
Organizasyonun özellikleri gitgide genişletiliyor. Zaten hocam büyük bir organizasyon, sistematik bir organizasyon. Bir de mali boyutu var. Ben bu noktada öğrencilerden beklentilerinizi sormak istiyorum. Tabii ki yani 3,5 milyon civarında bir öğrenci kitlesine bir hafta sonuna sınav gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 2 ay süren bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkıyor ve 360 bin civarında bir görevli kullanılıyor. Bunun çok ciddi bir mali boyutu da var. Hı hı. Bu noktada öğrencilerimizden bizim tek bir beklentimiz var açıkçası. Asıl beklentimiz bütün bizim koyduğumuz kuralların bu sınavın düzenli biçimde işlemesi, bütün süreçlerimizin zamanında sonlandırılabilmesi için ortaya konmuş, yıllar boyunca zaten o tecrübelerle ortaya çıkmış kurallar. Burada mutlaka belirli prensipleri, belirli kuralları katı biçimde uygulamak zorundasınız. Örneğin cep telefonu, iletişim araçları veya fotoğraf çekme gibi malzemelerin araç gerecinin yanında olmaması gerekir. Ve sınav düzenini aksatıcı hareketlerde öğrencilerimizin bulunmaması hem yanındaki arkadaşın hakkını yememek adına hem de organizasyona bir zarar vermemek adına bu beklentimiz öğrencilerimizden var. Tabii bu sınavlar gerçekten çok farklı kurum ve kuruluşların eşgüdümüyle gerçekleştiriliyor ve sınavda yaşanacak en ufak bir sıkıntı birçok kurumu ve kişiyi olumsuz yönde etkileyeceği için biraz önce Kami hocamızın söylediği gibi herkesin kurallara sıkı sıkıya bağlı kalarak bu sınavların yürütülmesini sağlamak temel amaç olmalı. Hocam son olarak sınav tarihlerinde bürolar açık olacak mı? Elbette. Bürolarımız 5-6 Ocak tarihlerinde sabah 7.30'dan itibaren öğrencilerimize hizmet vermeye başlayacak. Ve sırada öğrencilerimizden gelen sorular var. Sınavlarda her ders için kaç soru sorulmakta ve bir ders için ne kadar süre verilmektedir? Her ders için 20'şer soru soruyoruz öğrencilerimize ve her ders için 30'ar dakika süre veriyoruz. Zaten öğrencilerimizin cevap kağıdı üzerinde de kullanmaları gereken süre yazılıdır. Ve öğrencilere bu öğretimi ilk defa kişi özel cevap kağıdı çıkıyor. Yani sorumlu oldukları dersleri sadece görebilecekler cevap kağıtlarında. Evet. Peki yanlış cevaplar sınav puanlamasına etki ediyor mu? Hayır, etki etmiyor. En doğru bildikleri şıkkı mutlaka işaretlemeli öğrencilerimiz. Ve haftanın uyarısı var sırada. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri tüm lisans ve ön lisans programlarında kayıtlı öğrencilerimizin 2012-2013 öğretim yılı güz dönemi ara sınavı 5 Ocak 2013 Cumartesi ve 6 Ocak 2013 Pazar günleri sabah 9.30'da öğleden sonra 14'te başlamak üzere 4 oturum halinde gerçekleştirilecek. Öğrencilerimizin adreslerine sınav giriş belgesi postalanmayacaktır. Hocam teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Öğrenci arkadaşlarımızın sınavlarda başarılar diliyorum. Sınav giriş belgelerinizi kontrol etmeyi aman ha unutmayın ve sınavlarınızda başarılar. Hoşça kalın.